Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tarif paylaşacağım. Kombuça çayını yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çayı ben yaptım. 10 gün geçti. 10 gün sonra oluşan manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum ve tekrardan yeniden bir çay daha hazırlamak istiyorum. Ben kombuça çayını nasıl yaptım? Şimdi şöyle bir kabın içerisine boşaltacağım ve içerisindeki mayaları göstereceğim sizlere. Şöyle bakın. Şunu da bırakıyorum. Şimdi bu çayı ben ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Bu çayı internette okudum. Birçok faydası var. Vücuttaki yağ yakımından kilo verimine, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin çoğalmasına kadar birçok faydası var. Merak eden arkadaşlarım internetten açıp okuyabilir. Ender Saracın da çok güzel bir videosu var. Bu kombuça çayıyla ilgili. Kombu çayı da deniliyor. Arkadaşım Hülya sağ olsun şu mantarı bana verdi. Şöyle bakın. Bu kombu çayının mayası. Bununla yapılıyor. Bunu ben kenara koyuyorum ve benim çayımın içerisinde oluşan mantarları sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Bu da benim çayımın içerisinde oluşan mantar. Bir tane bu. Bir tane de daha yeni oluşuyor. Biraz uzun tuttum ben. 10 gün oldu. 5 ila 7 gün arasında tamamlanıyormuş arkadaşlar. Ben birazcık evde olmadığım için biraz birkaç gün uzun oldu. Şimdi bu gösterdiğim mayalarla tekrardan bir çay daha hazırlayacağım. Ama şunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Kocaman bir mantar. Tek tek ayrı ayrı şişelere koyacağım. Şişede veya da bu şekilde bir kapta yapabilirsiniz. Cam kap kullanmanızı tavsiye ederim. Bu mantarları, şu mantarları, anaları yani kombuçanın gerçek şeyini, mantarını komşularınıza da verebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da verebilirsiniz. Zaten çoğalıyor. Bakın şu kadarcık mantar dahi koysanız, bu kadarcık ana koysanız bile sizin yapacağınız çayı dönüştürecek. Bunu kenara alarak çayın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şöyle koyacağım. Şimdi yeşil çaydan da yapabilirsiniz, siyah çaydan da yapabilirsiniz. Özellikle çay demleyebilirsiniz veya da demliğinizde kalan çayı da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle demlikten çayı şişeye alıyorum. Şu şekilde dörtte bir kadar çay koydum. Göstereyim sizlere de. Bu şekilde demlenmiş çay. Şöyle iki parmak kadar şişenin dibinde. Yine bu şişeye de koyacağım çayı. Bunu da yine iki parmak kadar geçti. Bunları taze demlediğim çaylar. İsterseniz İçip de demliğinizin dibinde kalan bayat çaylarda olabilir. Yeşil çayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerine kaynar su koyuyorum. Şu şekilde. Şimdi bu çayların içerisine şeker ekleyeceğim. Bu büyük 1 litrelik şişeme 6 kaşık, 6 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Bu mantarlar şekerli suda çoğalıyor ve büyüyorlar arkadaşlar. Şöyle silme 6 kaşık şeker koyacağım. Küçüğe de 3 kaşık koyacağım. Kaşık şeker küçüğe koydum. 6 kaşık da büyüğe koydum. Daha da bile fazla tatlı yapabilirsiniz. Şimdi sıcak çayımı karıştıracağım.
İçerisindeki şekerleri iyice eriteceğim. İsterseniz kombu çayını yaparken limon veya da elma koyabilirsiniz. İsterseniz de içerken tatlandırabilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini limonlu yapacağım. Bir tanesini sade yapacağım. Güzelce demlediğim ve şeker de eklediğim çayımı oda ısısına gelene kadar bekleteceğim. Bunlar kenarda soğusunlar şimdi. Ben size yine bu kombu çayını nasıl tüketeceğimi anlatayım. Bunları kenara alıyorum. Şu küçük olanı, küçük kavanozuma limon bırakıyorum birkaç tane. Şöyle, bunlar birazcık limonlu olacak. Bu şekilde meyvelerle de tatlandırabilirsiniz. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi bu yaptığım çayı alacağım ve bunu nasıl tüketeceğimizi anlatacağım. Bunu günde 2 bardak içebiliriz arkadaşlar. İnternette de birçok bilgi var. Girip inceleyebilirsiniz. Şimdi ben bardağa koyacağım. İçerisine giren bu mantarı alıyorum. Bunu kullanacağız. Bu kenara koyduğum çaylarımız soğuduktan sonra mantarları onların içerisine bırakacağım. Çayım bakın bu şekilde. Sizler için tadına da bakmak istiyorum. Ben daha önce tadına bakmıştım arkadaşımın yolladığı çaydan. Ama bu kendi yaptığım çay. Bir de Ender Saracın videosunda da izlerseniz arkadaşlar oradan da bakın. Oda sıcaklığında olacak çayımız. Eğer ki çok sıcak bir ortamda olursa çayımızın içerisinde farklı bakteriler üreyebilir. O yüzden çok aşırı sıcak bir ortamda mayalanmamalı. Normal oda sıcaklığında mayalanmalı. Çok güzel bir tadı var. İçilebilir, harika bir lezzeti var. Evet arkadaşlar, yapıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi ben birazcık diğer çaylarım soğusun, mayaları korken görüşelim. Çaylarım oda ısısına geldi. Şimdi bu mantarlardan büyük olana bırakıyorum bir tanesini, iki tanesini bırakıyorum buraya. Bir de şunu bırakacağım. Diğer şişeye de şu küçük olanı bırakıyorum. Hatta biraz da çaydan koyuyorum. Şöyle 4-5 kaşık. Şimdi bu çayımı da şişeye koyacağım ve bunu dolapta bekleteceğim. Dolapta 2-3 gün durduktan sonra içmeye hazır. Veya da hiç 2-3 gün tutmasanız bile bu şekilde içmeye hazır. Kombuça çayını günde 2 sefer içebilirsiniz. 2 bardak tüketebilirsiniz arkadaşlar. 2 çay bardağı içebilirsiniz. Şimdi ben bunu ağzını kapatıp buzdolabına koyacağım ve orada muhafaza edeceğim. Kombuça çaylarının oluşması için de tezgahın altına koyacağım. Oda sıcaklığında temiz bir tülbent, şöyle temiz bir bez. Bu şekilde ağzını kapatacağım. Şöyle bir lastik geçireceğim. İçerisine yabancı maddeler dökülmesin diye. Bu şekilde tezgahın altına koyacağım arkadaşlar. Şöyle.
Bu mayalanma işleminde, bu çay yapımında hijyen önemli. O yüzden temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Temiz olması ve içerisine de yabancı maddelerin düşmemesi gerekiyor. Şimdi çaylarım hazır. Bunları mayalanmaya bırakıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın arkadaşlar. Kombuça çayının faydalarında sizlere videomun başında anlatmıştım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.